Selam arkadaşlarım, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazana girmeden önce, Ramazanın ilk haftasında e, farklı günlerde yaptığım alışverişleri çekeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere, öncelikle Ampagros'tan alışveriş ettim. Videonun ilerleyen kısmında farklı marketlerden de yaptım. Hepsini de söyleyeceğim. neyi ne kadara, nereden aldığımı. Ampagros çok uygun bir market arkadaşlarım yakınınızda varsa gitmenizi tavsiye ederim. Ee, öncelikle çıtır kova aldım. Bu bimin ürünü. Gerçekten çok güzel. Yalnız zamlanmış. 23 lira 95 kuruş olmuş. Şöyle de yanında 1 litrelik bir kola var. Bir de tuz aldım. Tuz da 1 liraydı. Kola da 2.75'ti. Eğer bu çıtır kovayı yemediyseniz tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir tadı var arkadaşlarım. A101 marketlerinde bu haftaya özel 10 lira üstüne şöyle Pınar'ın üçlü nablesi 16 lira 95 kuruşa düştü. Bu da gerçekten çok uygun bir fiyata geliyor. Normalde ben pek lable yemezdim ama Bu lable ile tanışıncaya kadar gerçekten çok sevdim Tadı çok güzel Ve her yüz de yoktu arkadaşlarım sadece bir tanesinde Gördüm O yüzden ben de görmüşken iki paket almak istedim Bir de şöyle Torku'nun bir buçuk 1,5 kiloluk kakaolu fındık kreması indirime girmişti. 33-34 liralardan 23 lira 95 kuruşa düşmüştü. Torku'nun kremasını seviyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Bunun da fiyatı gayet uyguna geldi. Şöyle de domates aldım. Kilosu 5 liradan 1 kilo kadar domates aldım. Bu da güzeldi. Bu 101 indirimleri haftalık oluyor arkadaşlarım. Gerçekten çok uyguna geliyor. Şöyle de patlıcan var. Bunun da kilosu 4 liraydı. İftarda patlıcanlı etli bir yemek yapmayı düşünüyorum. Şöyle de 101'de dana kuşbaşılar 20 liraya düşmüştü. Bundan da bir paket aldım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah güzel olur diye bir tane aldım tanesi 4 lira 95 kuruşa düşen reçel çeşitleri var. Vişne ve çilek olanını aldım. Fiyatı da gerçekten çok uygundu. İki kutu da bundan aldım. Yine A101 indirimlerden devam edelim. Şöyle büfe tost sucukları var. Bunun fiyatı 8,5 liraya düşmüştü. Bunu arkadaşlarım tostlara incecik keserek koyuyorum. Zaten e, büfe tost sucuğu diye geçiyor. Yine böyle 101'de satılan gofret indirime girdi. Paketi 5.95'e düştü. Bu da gerçekten çok güzel tattım. Hatta videonun ilerleyen kısmında da göreceksiniz. Birer paket daha aldım. Çünkü tadı çok güzeldi. Bir de şöyle soğan halkası aldım. Bu da 5.5 liraydı. Bunu da hiç yemedim arkadaşlarım. Çok e, görüyordum, yemek istiyordum. İftarda denemek için bir pakette ondan aldım. Şöyle 10 lira üstüne içerisinde 20 adet bulunan kahve 8 lira 95 kuruşa düşüyordu A101'den. Bundan da aldım. Yine bir paket daha aldım. Birazdan onu da göstereceğim. Çünkü çok uyguna geliyor. İçerisinde 20 adet bulunuyor arkadaşlarım. O yüzden bir pakette de ondan aldım. Yine makbulden çerez çeşitleri var. Şöyle çekirdek ve fıstık var. Bunlardan ayrı bir gün birer paket daha aldım. Evde olduğumuz için sürekli böyle çerez, atıştırmalıklar yeniyordu. O yüzden birer paket daha aldım. Bunların da kilo fiyatı çekirdek 20, fıstıkta 26 liraydı. Yine şöyle tanesi 1,5 liradan pide aldım. Şöyle arkadaşlarım pideler de bu şekilde. Bunların tanesi bir buçuk lira arkadaşlarım. Bir de böyle köy peyniri aldım. Taze köy peyniri diye geçiyor. Bundan da biraz aldım açık toz şeker aldım arkadaşlarım. Bu da 2 kilodan biraz fazlaydı. Fiyatı da 4 liraydı. Gerçekten çok uygundu. O yüzden biraz da bundan aldım. Bir de limetin yaprak galetesi aldım. Fiyatı da 3 liraydı. Yine şöyle halk ekmeğin pide çeşitleri var. Tanesi 1,5 lira. İki tane büyük su var tanesi 3 liraydı bir de poşette patates ve soğan var kilo fiyatları 1 lira şöyle yakından da göstereyim onları yine şöyle iki tane tandır ekmeği var bunu bimden aldım poşetli bir şekilde satılıyor arkadaşlarım tanesi de 1.25 Yine bu tarafta sebzeler var. Onları da göstereceğim. Onun öncesinde Elvan Şekerleme Fabrika Satış Mağazası'nda şöyle Today markasına ait kek çeşitleri var. Bu kekin fiyatı 3 lira 25 kuruş. Fabrika satışı olduğu için gerçekten çok uygun. Bir de şöyle poşette şekerler var. Bunun da tanesi 3 lira. Paketi 3 lira arkadaşlarım. Gerçekten çok uygun fiyatlı oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. İçerisinde de çeşit çeşit şekerler var. Bunu da yine ev için aldım. Evde bulunsun diye. Biraz da makbulden hurma aldım arkadaşlarım. Bu hurmayı hiç denememiştim. Açık renkli olandan. O yüzden çok almak istemedim. Normalde hurmayı çok severim ama açık renklisini hiç denemedim. O yüzden biraz da ondan aldım. Şurada da birkaç kutu meyve suyu var. Onu da yine evde bulunsun diye aldım. Şöyle kırık pirinç aldım. Kırık pirinci ben genelde sütlaçlarda kullanıyorum arkadaşlarım. O yüzden biraz da kırık pirinç aldım. Yine iftardan sonra sütlaç yapmak için iyi olur diye biraz da kırık pirinç aldım. Burada yine kilosu 4 liradan patlıcan var. Bu da yine çok güzeldi. Şöyle yakından da göstereyim. Sebzeler de çok pahalandı arkadaşlarım. Domatesler 5 liradan aşağı yok. Hatta daha fazla. O yüzden de yine 1 kilo kadar domates aldım. Gerçekten Ramazan'a girdikten sonra sebzeler aşırı şekilde pahalandı. Şöyle biber de 8 liraydı. Birazcık da biber aldım. Normalde kışın hiç almamıştım. Artık ama iftarda Ramazan'da lazım olur diye aldım. Şöyle de yeşillikler var. Bir bağ baydonuz, bir de marul aldım. Yine şöyle limon aldım arkadaşlarım. Ee, sebze alışverişim de bu şekildeydi. Elvan şekerlemedeki alışverişim de bu şekildeydi arkadaşlarım. Gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Eğer yakınınızda varsa gitmenizi tavsiye ederim. Bir tane daha su var burada fiyatı 3 lira. Ampagro'sta e, sütlerin tanesi 3.75'e düştü arkadaşlarım. Şöyle 3 kutu aldım. E, bunlar da yine evde bulunsun lazım olur Ramazan'da diye aldım. Sütlaç filan yaparım. Yine Ampagro'dan Türk şeker markasına ait Şöyle makarna çeşitleri var. Fiyatı 1.95'ti. Evde de hiç makarna kalmamıştı. Gitmişken birkaç değişik paketinden aldım. Makarnayı salçalı, kıymalı, peynirli çok sevdiğim için değişik değişik yaparım diye aldım. Yine böyle peçete var 1.25, nar ekşisi var 4 lira. Bir de şöyle küçük bir bal var arkadaşlarım. O da çok uygundu. Ankara bal diye geçiyor. Fiyatı da 5 küsür liraydı. Küçük bir bal kaldı. İçeriğini de okudum. Ee, güzeldi. Ben de bir tane aldım ama Ramazan'da yenmiyor ama yine de aldım. Şöyle bir deterjan var. 3.75 ikili havlu kağıt 2.75 büyükçe bir sıvı sabun var. 7.75 Ampagros'ta temizlik malzemeleri de gerçekten çok uygun fiyata geliyor arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz üzere havlu kağıt ikili 2.75 Çok uygundu. Şöyle balı da yakından göstereyim. Bunlarda Ampagros'tan yaptığım indirimli market alışverişleri ee, gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler bulunuyor o markette arkadaşlarım. Şöyle üçlü. Bir sos paketi var. İçerisinde ketçap, mayonez ve yakan sos var. Üçlü bir fırsat paketiydi. Bu indirime girmişti. 10 lira 95 kuruşa düşmüştü. Ben de görmüşken kaçırmak istemedim. Hem içerisinde ketçabı var hem mayonezi var hem de bir de sosu vardı. Gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Şöyle de şok marketlerinde renkli plastik kaşıklar onlu 1 liraya düşmüştü. Bir tane bundan aldım. Fiyatı uygun diye lazım olur diye bir tane de görmüşken ondan aldım. Bahçıvanın üçgen peyniri var. Bu 4 lira yarım yağlı eritme peyniri diye geçiyor. Üçgen peynir çeşitleri de gene ekmeğe sürmek için. Ramazan'da iyi olur diye bir paket ondan aldım. Şok marketinde pancar turşusu 4 liraya düşmüştü. indirimdeydi Görmüşken ondan da bir kavanoz aldım. Gerçekten tadı çok güzeldi. Eğer siz de görürseniz tavsiye ederim. Güzel bir turşuydu. Yine böyle kakaolu tayin elvası vardı. Bu da 11 liraya düşmüştü. Bir pakette ondan aldım. Kakaolu tane elmasını çok seviyorum arkadaşlarım. Hemen hemen alışverişlerimden hepsinde görebilirsiniz. O yüzden bir tane de ondan aldım. Yine böyle paketi 1,5 liradan hamburger ekmeği çeşitleri aldım içerisinde de çokça bulunuyor fiyatı da gayet uygundu yine bu tarafta ikili paket ekmekler bir buçuk liraydı onlardan da ikişer paket aldım bunları fazla gelince buzluğa atıyorum arkadaşlarım çıkarınca kendinden çözülüyor veya tost makinesinde fırında tavada her şekilde çözdürüp kullanabiliyorsunuz gerçekten çok pratik oluyor özellikle de ramazanda Migros'un bir tane turşusunu aldım arkadaşlar. Biber turşusu. Bu da 4.75 lira fiyatı vardı. E, tadı da güzel, tavsiye ederim. Bir tane de ondan aldım. Bir de böyle 2 kiloluk yoğurt aldım arkadaşlar. Bu da 101'de indirimdeydi. 9 küsüre düşmüştü. Bir tane de ondan aldım. Videomuz sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.